Sen buyur. Cumhuriyet'ten hemen önce, 29 Ekim 1923'ten hemen önce iki zafer kazanılmış aslında Türkiye'de. Bunlardan birisi elbette en önemli olan bu savaşla kazanılan zafer 30 Ağustos 1922 tarihinde. İkinci zafer ne zaman kazanılmış? Yine Cumhuriyet öncesinde 17 Şubat 4 Mart 1923 tarihleri arasında gerçekleşen İzmir İktisat Kongresi'nde. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün çok önemli bir cümlesi var. Onu bugün bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Diyor ki, savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça o ülkenin bağımsızlığından söz edilemez. Türkiye'nin neden bu durumda olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyan, bugün neden bu durumda olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyan bir cümle aslına bakarsan. Ve 17 Şubat 4 Mart 1923 tarihlerine dikkat çekmek istiyorum bir kez daha. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmeden gerçekleştiriliyor İzmir İktisat Kongresi ve Türkiye'nin ekonomik geleceği tartışılıyor. Bundan sonra süreçte ne yapacağız? Tamam, savaşı kazandık, kazanıyoruz. Anadolu'yu tekrar hakimiyetimize alıyoruz ama bundan sonra ne olacak tartışmaları yapılıyor. Biliyorsun, Cumhuriyet'in ilanından sonra zafer kazanıldıktan sonra işte masaya oturuluyor. Bugün birileri tarafından başarılı olup olmadığı bile tartışılan çok başarılı Lozan Anlaşması yapılıyor. O anlaşma içerisinde misaki milli sınırlarından bile vazgeçilebiliyor bazı noktalarda koşullar gereği. Ama Atatürk'ün ısrarla vazgeçmediği iki konu var. Bunlardan birisi kapitülasyonlar, ikincisi de Osmanlı'nın borçlarını ödeme meselesi. Biz asla ve asla kapitülasyonları bir kez daha kabul etmiyoruz. Ekonomik bir bağımlılığı kabul etmiyoruz diyor Mustafa Kemal Atatürk. Ve aynı zamanda da şunun altını özellikle çiziyor. Biz evet misak-ı milli sınırlarından vazgeçmiş olabiliriz. Önemli bir gelir kaybı yaşamış olabiliriz belki petrol gelirleri olarak ama Osmanlı'nın borçlarını da ödeyeceğiz diyor. Bununla bizi köşeye sıkıştıramazsınız diyor. Ve bir sonraki 5 ile 10 yıl arasında da Osmanlı'nın bütün borçlarını silerken Türkiye'nin iktisadi zaferinin bir anlamda büyük imzasını atıyor. 28-38 aralığında arka arkaya fabrikalar işte Sümer Bank'ından şeyine kadar Tüpraş'ına, Petkim'in altyapısına kadar her şeyi işte Ereğli Demir Çeliğ'e kadar tarım reformlarına kadar her şeyin altına imza atıyor. Ya başlatıyor ya başlaması için ön ayak oluyor. İşte Rize'de ve Karadeniz bölgesinde çaycılığı geliştiriyor. İşte Eskişehir ve çevresinde şeker fabrikalarını geliştiriyor. Bu zaferini bu şekilde taçlandırıyor ve bu sözünün arkasında duruyor. Yani neydi o söz? Savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça o ülkenin bağımsızlığından söz etmek mümkün değildir diyor. Ve eğer ki Türkiye 100. yılına doğru gidiyorsa emin ol bu ekonomik zafer kaynaklı. Ve bugüne kadar satılıp satılıp bitirilemeyen şeylerin hepsi de Cumhuriyet tarihinin başında Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandırılmış büyük hediyeler aslına bakarsan Atatürk tarafından. Tabii şimdi Selçuk, yani o kadar kıymetli bir yere işaret ettin ki Cumhuriyet ilan edilmeden önce ekonomik bağımsızlık. Çünkü sen hani ne kadar ekonominde bağımlı kalırsan birilerinin zaten yol göstermesi, işaret etmesiyle yol yürüyeceksin. Sinan Hoca ile konuşurken Sinan Meydan'la dedi ki bağımsızlık verilmez, bağımsızlık alınır. Bağımsızlık verildiği anda da zaten aslında sen bir şeyler veriyorsun sana bağımsızlığı verene. Neyi veriyorsun? İşte yeraltı zenginliklerini veriyorsun. Neyi veriyorsun? Ekonomi adına seni işte bir şekilde baskı ve kıskaç altında tutulmasına izin veriyorsun. O yönlendirdiği sürece sen kendini bağımsız hissediyorsun ama bağımlısın aslında. Ve o bağımsızlığı sana bir gün veren bağımsızlığı tekrar senden rahatlıkla alabilecek noktada. Tam ben ona işaret edecektim. Ağzın bal yesin, kapitülasyonlar konusu. Borcumuz borç kardeşim, öderiz, çalışırız, öderiz. Nasıl düşmanı söküp attıysak, Osmanlı'dan eğer bize borç kaldıysa hiç dert değil. Benim insanım çalışkan, benim insanım öder, üretiriz. Çünkü tarımda, sanayide, her alanda atılım yapacağız. İnancı var çünkü Mustafa Kemal'in. Borcu öderiz ama gelip benim limanlarımı kullanma, benim maden ocağımı işletme, bana şöyle imtiyaz, onlar yemez dedi ve elini tersiyle
itti. Bir de Selçuk 90 yıllık Türkiye Cumhuriyeti diye başlar ya bazı sözler. 90 yılda yapılamayanı, ya bir 90 yılı bırak, 15 yılda yapılanları ondan sonraki sürede sata sata bitiremediler yani. Evet, evet, onu söylüyorum. Yani Türkiye'nin en önemli değerleri satıldı ve satılmaya çalışılmaya devam ediliyor. Bak mesela o dönemde Türkiye'nin en önemli bankacılık girişimleri oluşturuluyor. Yani işte bakıyorsun, ya şöyle bir şey söyleyelim. Mustafa Kemal, önce bunu bir hatırlatayım, sonrasında söyleyeyim. Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Zafer 30 Ağustos Dumlupınar Savaşı'nı bileğin hakkıyla kazanmış, başkomutanlığı sonuna kadar hak etmiş, aynı zamanda ekonomik zaferi kazanmış bir başkomutandan bahsediyorum, Mustafa Kemal Atatürk'ten. Neden ekonomi konusunda bu kadar hassas? Çünkü bütün bu savaşları yapmadan önce ta okul çağlarında bir anlamda işte ülkenin sorunlarıyla dertlenen bir isim Mustafa. Mustafa Kemal. Ve şunu söylüyor o günlerde, Türkiye sömürülüyor, Osmanlı sömürülüyor diyor ve çok da haksız değil bu konuyla ilgili. Bir yeni işte köşe yazısı var bu konularla ilgili. Yani Mustafa Kemal'in o dönemde çok net bir şekilde ekonomist olduğunu görebiliyorsunuz aslında. Emperyalizme karşı, Osmanlı'nın sömürülmesine karşı, düşünsene abi, bütün madenler, bütün tarım alanları, bütün demir yolları yok ama olanlar, fabrikalar, işte bankalar, hepsi yabancıların kontrolünde ve o dönem Osmanlı'nın kıpırdamasını bile sağlamıyorlar. Kapitülasyonlarla tamamen Türkiye ekonomisini ele geçirmiş durumdalar. Duyunu umumiye diye bir şeyle bütün devlet gelirlerine el koymuş durumda yabancılar. Duyunu umumiyle bütün devlet gelirlerine bak, bütün vergilere el koymuş durumdalar. Ve senin geleceğinle ilgili bütün kararları veriyorlar. Aslında o Kurtuluş Savaşı'ndan önce Birinci Dünya Savaşı ile işgal edilmiyor Osmanlı. Onun öncesinde ekonomik bir işgal söz konusu. O nedenle Mustafa Kemal'in çok net bir hassasiyeti var bu konuyla ilgili. Yani sürekli olarak ekonomiyi ilk sırada tutuyor, birinci sırada tutuyor ve bununla ilgili de adımlar atıyor. Yani dolayısıyla... Efendim. Bir de şöyle bir şey yok mu Selçuk? Şimdi tam da 1926'dan sonra 30'ların da sonuna kadar sirayet eden hem yeni dünya düzeni içerisinde başlayan krizler, siyasi alandaki krizler, hem de yani buhran diye adlandırılan ekonomik krizlerden hani payına düşeni çok az alan bir genç Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Yani üreten Türkiye, büyüyen Türkiye o dönem içerisinde. Bugünün süper güçleri o dönemde karnelerle adeta yurttaşına ekmek verirken biz büyüme hamleleriyle inanılmaz bir başarı hikayesi yaratmışız. Kesinlikle. Orada da Mustafa Kemal Atatürk'ün, artık Mustafa Kemal Atatürk diyebiliriz o tarihten sonra, yanlış anlaşılmasın, Mustafa Kemal dediğim dönemde tabii. Mustafa Kemal sonrasında biliyorsun işte soy isim kanunu ile birlikte Atatürk ismini alıyor. Mustafa Kemal Atatürk o dönemde çok önemli siyasi manevralar ve ekonomik manevralar yapıyor savaş. Yani 1928'e kadar liberal bir ekonomi var Türkiye'de aslına bakarsan. Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nde özel sektörün desteklendiği, işte bankacılık sisteminin de özel olduğu, İş Bankası da buna dahil ve mümkün olduğunca işte dünya ekonomisiyle entegre bir model izliyorlar. Ama 1928'e gelinmeden hemen önce Atatürk şunu görüyor. Dünya büyük bir krize doğru gidiyor. Ciddi bir sıkıntı var. İşler karışacak ve bizim buna hazırlıklı olmamız gerekiyor diyor. O dönemde Rusya ile yakınlaşıyorlar. Zaten işte 5 yıllık kalkınma planları vesaire o dönemde hayata geçiriliyor ve planlı karma ekonomi dönemine geçiliyor. Yani diyor ki Mustafa Kemal Atatürk, tamam kardeşim liberal ekonominin arkasında özel sektörün arkasında duralım ama devlet bu işin içerisinde olsun. Ya bugünkü Norveç modelini uyguluyor. İlk uygulayan Mustafa Kemal Atatürk bu arada, onu da söyleyeyim. Norveç'ten de önce uyguluyor. Hani dev ekonomi diye bahsediyoruz ya Norveç'ten. O ekonomiden önce Türkiye ekonomisinde uygulanıyor ve 28'de büyük buhran patlıyor. Amerika kaynaklı biliyorsun, işte Wall Street'te başlayan büyük kriz bütün dünyayı yayılıyor. O dönemde Türkiye bu işten bırak
hani şey olarak çıkmayı, batarak çıkmayı, yükselerek çıkıyor. Hani kriz teğet falan da geçmiyor biz, öyle söyleyeyim sana. Biz krizi resmen fırsata çeviriyoruz o dönemde. Arka arkaya fabrikalar kurulmaya devam ediliyor, çiftçi finanse edilmeye devam ediliyor. 1938'e kadar işte bu 15-20 yılda tüketilemeyen bütün değerler yaratılıyor, öyle söyleyeyim sana. Bu bir dehadır abi. Ya bu bir dehadır. Yani şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün işte askeri dehasından bahsedilir mesela. Tartışılır mı? Tartışılmaz. Yani tartışsan ne olacak? Somut, somut her şey yani. Ama bir de ekonomik dehası var Mustafa Kemal Atatürk'ün. Evet. Yani, korkunç bir deha bu. Sadece, yani bak şöyle, planlı karma ekonomi nedir? Kardeşim planlı karma ekonomi ya. Rusya düşün, sosyalist ekonomiyi, komünist ekonomiyi tercih etmiş. Batı liberalizmi tercih etmiş. Mustafa Kemal Atatürk diye bir adam çıkıyor. İşte asker kökenli, ekonomiyle hiç ilgisi olmayan bir adam. Bu adam diyor ki ne Rusya modeli ne Amerika modeli kardeşim. İkisinin en iyi yanlarını alarak planlı karma ekonomiyi geliştiriyor. Bu bir deha değildir de nedir yani? Şimdi deha deyince baksana ne çok şeyi sayıyoruz. Mustafa Kemal gazetecidir, yazı yazar köşelerde. Mustafa Kemal bir öğretmendir. Yani işte harf devrimini gerçekleştirir. Mustafa Kemal bir ekonomisttir. İşte planlı karma ekonomi. Mustafa Kemal bir askerdir. Üstelik dünyanın en büyük komutanlarından biridir. Mustafa Kemal bir siyasidir. Üstelik demokrasiye olan inancı aşk gibi bir siyasidir. Saymakla bitmiyor. Mustafa Kemal Atatürk orman çiftliğini miras olarak bıraktığında bir çiftçidir her şeyden önce. Mustafa Kemal bir bilim adamıdır ve bilimsel çalışmaların önünü açmak için gençlerini gönderip geri getirendir. Şimdi gençler gitmek için çaba sarf ediyor. O dönemde gençleri gönderip bilimsel eğitim alıp burada fayda sağlamak için beyin göçünü adeta geri getiren bir liderdir. Say say bitmiyor yani, inanılmaz bir dehadan bahsediyoruz. İyi çok ki onun önemli yolunda yürüyoruz. Çok önemli bir noktanın altını çizdim, bir cümle söylemek isterim tabii, müsaade edersin. Tabii tabii lütfen. Mustafa Kemal o dönemde yani o 28-38 aralığında Almanya'daki krizi de görüyor. Ama Almanya krizi yaşarken müthiş bilim adamlarına sahip, müthiş akademisyenlere sahip ve o akademisyenleri Türkiye'ye getiriyor. Üniversiteler kuruyor onlar sayesinde. Tabii. Yani beyin göçü de yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Dışarıdan beyin göçü yapıyor. Türkiye'ye getiriyor. Alman bilim adamlarını, akademisyenleri, profesörleri Türkiye'ye getiriyor ve onlardan faydalanıyor. Bize ne Almanlardan kardeşim, ne işimize yarayacak diyen cahillere buradan şunu söyleyeyim. Bugünkü Amerika Almanya'dan getirdiği işte o büyük bilim adamları sayesinde Amerika olmuş. Yani İkinci Dünya Savaşı'nı kazanmasının temelinde, ondan sonraki süreçte bir imparatorluğa doğru giden yolunda işte o büyük beyinleri kendi ülkesine alması var ki 28-38 aralığında yapılan büyük ekonomik devrimin arkasında, eğitim devriminin arkasında, bilim devriminin arkasında da aslında yine Atatürk'ün o dehası yatıyor. Biz zor durumda olan Almanya'daki akademisyenleri, Avrupa'daki akademisyenleri Türkiye'ye getirelim, onların bilgilerinden faydalanalım diyor. Yani ortada hiçbir kompleks yok kardeşim. Tabii. Ya bu kadar mı kompleksiz olur bir insan ya? İşte aydınlığa yürüyüş, çağdaşlaşma, medeniyet vurgusu hep var. O yüzden değil midir ki din dediğimiz işte bu kavramı da daha iyi herkes öğrenebilsin diye Türkçeleştirme çabası, işte onun bir mealini yapma çabası. Yani baktığında bir din aliminden daha fazlasıyla o konuya hakim olma. Ne bileyim yani gerçekten hangi konuya el atsa o konunun en önemli profesöründen daha neredeyse bilgi sahibi. Antropologdur, tarihçidir baktığında Mustafa Kemal Atatürk. Selçuk çok teşekkür ediyorum. Diyanet'in kurucusudur Mustafa Aynı Kemal. Aynı zamanda Atatürk, tabii bu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı da o açmıştır her şeyden önce. Doğru bir şekilde bilgilensin insanım diye, bir şeylere, hurafelere, birilerine kapılmasınlar diye ama. Peki Selçuk çok teşekkür ediyorum. Bayramın kutlu olsun bir kez daha. Tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanan bu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gururluyuz, sevinçliyiz. Yarın sabah görüşmek dileğiyle.
Gayet de şıktın bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Sen de öylesin. Selamlar, sevgiler bütün dostlarımızın Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle.